Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ocak ayı fen bilimleri soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda tüm fen bilimleri konu anlatımı ve soru çözümlerini bulabilirsiniz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olan karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlı. Arkadaşlar, şurası yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Karasal iklim tipinde yaz ve kış aylar arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Burası önemli. Buna göre arkadaşlar yıllık sıcaklık ve yağış grafiklerinden hangisinde karasal iklim tipinin en etki olduğu yere ait olabilir diyor. Arkadaşlar o halde Türkiye'nin dediği kuzey yarım kürede yazlar yağışlı olmaz. Bakın mavi ile gösterilen yağış grafiğiymiş. Kırmızı çizgiyle olan sıcaklıkmış. Bu olmaz. A şıkkını eledim. Hemen bakın burada da yazlarda yağış göstermiş. C şıkkını eledim. B ve D şıkkı kaldı. Bu da olabilir, bu da olabilir. Fakat burada sıcaklık farkı fazladır diyor. Buraya bakıyoruz. Sıcaklık farkı yaklaşık 10 dereceden şöyle sıcaklığa bakıyoruz çocuk arkadaşlar. 55 derece, yaklaşık 35 derecelik bir fark var. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 10 ile bakıyoruz. Yaklaşık 55 derece. Eksi 10 ile 55. Burada 65 derecelik bir fark var. Burada Bakın daha farklıdır. Daha fazla fark vardı sıcaklık farkı. O halde cevabımız birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Bu tablodan hareketle çıkarımlardan hangisine kesinlikle yapılabilir diyor arkadaşlar. Kesinlikle dediği için böyle sorularda dikkat ediyoruz. Farklı ülkelere ait, şehirlere ait anlık hava tahmin. Arkadaşlar hava tahmin raporları anlık olduğu için bize uzun süre bir bilgi vermez. Yani iklimle ilgili uzun süreli bir yerin iklimiyle ilgili bilgi vermez. Oraya dikkat ediyoruz. Hemen bakalım. Farklı hava olayları yaşanıyorken hava yüksek basınçtan alçak basınca hareket edebilir. Arkadaşlar bakıyoruz. Farklı hava olayları, karlı, karlı, parçalı bulutlu, az bulutlu, açık bakıyoruz arkadaşlar. Rüzgarın yönleri farklı Evet, yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Doğrudur. A şıkkına ulaşılabilir. Çıkarılabilir. Kesinlikle çıkarılabilir. A doğru. Arkadaşlar B şıkkına N'nin kuzeyinin sıcaklığı güneyinin sıcaklığından daha düşüktür diyor. Arkadaşlar N'ye bakıyoruz. Bakıyoruz. Yüksekten alçak basınca doğru. Evet burası soğuk, burası sıcaktır. Fakat anlık dediği için arkadaşlar bakıyoruz. Anlık hava tahmini olduğu için bir yerin sıcaklığı hakkında kuzey ve güney bölgesinin sıcaklığı hakkında bize kesin bir bilgi vermez. Burada kesin yapılabilir dediği için B şıkkını eliyoruz. Bu soruda B diyenler de olmuş. B'nin de doğru olduğunu söyleyenler de olmuş ama hayır arkadaşlar B yanlış değil. K'da kış mevsimi yaşanırken L'de yaz mevsimi yaşanmaktadır. Burada arkadaşlar K ve L'nin hangi yarım kürede olduğunu bilemeyiz. Onun için burada çıkarılamaz. M ve N şehirleri aynı yarım kürede yer almaktadır. Arkadaşlar buraya bakarak anlık hava tahmini bakarak yarım küresini de bulamayız. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındı. Buraya dikkat. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan çaprazlamanın biri olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar A, B, C, D şıklarında ben genotiplerini hemen şurası A şıkkı, şurası B şıkkı, şurası C şıkkı ve D şıkkında genotipleri hemen yazalım. Arkadaşlar A şıkkının genotipi mor çiçek, mor çiçek, beyaz çiçek, beyaz çiçek. Beyaz çiçek kesinlikle küçük A küçük A olacak. Bunu bu şekilde yapabilir miyiz? Evet şurası büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazladığımızda arkadaşlar buna ulaşılabiliriz. Bu A şıkkı olabilir. Şimdi B şıkkını yapalım arkadaşlar. Küçük A küçük A. Evet küçük A, küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Bu büyük A küçük A da olur. Fakat biz buraya hangisini yazarsak yazalım. B şıkkındaki gibi şu sonuçları elde edemeyiz. Olamayacak olan cevap B şıkkıdır. Şimdi diğerlerinin olacağını bulalım arkadaşlar. Hemen öncelikle genotipleri bir yazalım. C'nin genotipleri. Hemen büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A'dır. Nasıl olur arkadaşlar? Hemen burada büyük A küçük A ile büyük A küçük A yani iki mor çiçeği çaprazlarsam bunu elde edebilir miyim? Evet elde edebilirim. Şimdi D'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bu da olabilir. D'ye bakalım arkadaşlar. Hepsi mor çiçek. Büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A. O halde arkadaşlar biz büyük A, büyük A ile büyük A, büyük A'yı çaprazlarsak elde edebiliriz. Bunu da elde edebiliriz. Ama B'yi şuralara hangi ne yazarsak yazalım arkadaşlar. Şunu elde edemeyiz. O halde cevabımız B şıkkı olur. Yine arkadaşlar çaprazlama ile ilgili bir soru. Yukarıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar hemen bezelyelerde sarı baskın yeşil çekinikmiş. Sarı tohumlu bezelye ile bezelyemiz sarı tohumlu ile yeşil tohumlu bezelye çaprazlandığında oluşan bezelyelerin fenotip oranları aşağıda verilmiştir diyor. Arkadaşlar fenotipi %50 yeşil tohum, %50 sarı tohum. Hemen biz bunun bir nasıl olacağına bir bakalım arkadaşlar. Büyük A, küçük A, küçük ayla yani yeşil tohumla arkadaşlar Sarı tohumlu bir bezelyeyi, burası yeşil, burası sarı tohumlu bir bezelyeyi çaprazladığımızda arkadaşlar hemen büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A, küçük A küçük A. Bakın yüzde %50'si yeşil, yüzde %50'si sarı oldu. O halde şıklara bakalım. Çaprazlanan bireylerin ikisinde de çekinik alel mevcuttur. Bakıyoruz arkadaşlar ikisinde çekinik alel mevcuttur. A şıkkı doğru oluşan sarı tohumlu bezelyelerin yarısı homozigot. Bakıyoruz arkadaşlar heterozigot heterozigot. Burada homozigot demiş yanlış ulaşılamaz. Devam edelim. Oluşan döllerin farklı iki renkte bezelye çaplarından ise aynı grafik elde edilebilir. Evet arkadaşlar bakın bu sarı bu yeşil aynı grafik elde edilebilir. Bu da doğru ulaşılabilir sarı tohumlu bezelye aynı genotipte aynı bezelyeleri çaplansa çaprazlansaydı yeşil tohumlu oluşma olasılığı %25 olurdu. Yani arkadaşlar büyük A küçük a ile büyük A küçük a çaprazlanırsa bakın %25 küçük a küçük a %25 küçük a küçük a oluyor. Doğru mu? Doğru. O halde cevabımız hangisine ulaşılamaz? B şıkkına ulaşılamaz. Bu etkinlikle hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Arkadaşlar öğrenciler avcıymış. Şöyle avcıymış. Görsel bildeki renkli baloncuklar avmış. Bunlar avmış arkadaşlar. Hemen yazalım av. Rastgele dağıtılmış. Boncuklar belirli bir süre sonra toplamaları istenmiş. Öğrencilerimiz avcı, boncuklarımız av. Bu kumaşlar üzerinde toplanan renkli boncuk sayıları bir tabloda kaydedilmiş şöyle. O halde arkadaşlar bu etkinlikte hareket aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Evet arkadaşlar sarı ile ifade edilen canlının yaşama olasılığı en fazla birinci çevrededir. Evet öğrencilerimiz avcılarımız avlarına bakalım arkadaşlar. Sarıyı buluyoruz bulduk. Bakalım arkadaşlar 5 tane av yapabilmiş. 4 av yapmış. 18 25. Arkadaşlar bakın en az 2'de 1'de değil. O halde bu yapılamaz. Cevabımız A şıkkı. B'ye bakalım arkadaşlar. Canlıların yaşadıkları çevre koşulları türlerin devamında etkilidir. Evet arkadaşlar av olma durumu veya olmama durumu etkilidir. Doğru. Canlıların doğa seçilime uğrama olasılığı 3. çevrede daha fazladır. Arkadaşlar bakalım en fazla hangisi av olmuş? Birinciyi topluyoruz. 58. İkinciyi toplayalım. 5, 3, 8, 4, 12, 15. Üçüncüyü toplayalım. 68. Dördüncüyü toplayalım. 60. Bakıyoruz arkadaşlar. En fazla avlanma hangisinde olmuş? 68. Evet. Demek ki üçüncü çevrede daha fazladır. Bu yapılabilir. Mavi renk ile ifade edilen canlıya beslenen avcı dördüncü çevreye daha fazla uyum sağlamıştır. Bakıyoruz arkadaşlar. Maviyi buluyoruz. Baktığımızda en fazla Dördüncü de yapmış. Doğru buna da ulaşılabilir. O halde cevabımız hangisi yapılamaz dediği için A şıkkı. Arkadaşlar bugünlerde sürekli anonslarda duyuyorsunuzdur. Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor. Covid ile yakalananlar ve iyileşenlerle ilgili plazma kan aranıyor arkadaşlar. Bugünlere güncel bir soru. Hemen okuyalım arkadaşlar. Bağışıklık sistemi insan vücuduna giren zararlı bakteriler, virüs ve zehirli mo moleküllere karşı antikor üretir. Antikorların üretilmesi için öncelikle hastalığa sebep olan etmenlerin yapısının bağışık hücreleri tarafından öğrenilmesi gerekir. Öğrenme sonucunda üretilen bu antikor imuplazma tedavisinde yani antikor tedavisinde kullanılır arkadaşlar. Vücudumuz o virüse karşı immün plazma oluşturduğu için arkadaşlar antikor oluşturduğu için bizden alınan iyileştiğimizde bakın iyileştik bizden alınan ne yapılacak yeni bir hastaya plazma enjekte edildiğinde arkadaşlar tedavi virüsü yok eden antikorların bulunduğu plazma kandan ayrıştırılıyor ve yeniye aynı virüsle enfekte olan bir başka hastaya enjekte ediliyor. Bu hastada arkadaşlar virüsü yenmekte buna yardımcı oluyor. Daha fazla yenmesini sağlayabiliyor. Farklı ülkelerde uygulanan bu tedavi çoğu kişide hızlı iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlayamamakta. Çocuklar herkeste olmuyormuş. Bilim insanları farklı bölgelerde enfekte olup iyileşen kişilerinin alınacak kan plazmalarının karıştırılması ile daha zengin ve daha etkili bir antikor plazmanın oluşulabileceği görüşünü savunmakta. Evet o halde bakalım hangisine ulaşılabilir diyor. Antikor tedavisi her hastanın iyileşmesini sağlıyor. Hayır arkadaşlar bakın şurada bazılarında iyileşme sağlamamamıştır. Aşık olmaz. B'ye bakalım. Antikor tedavisi gören hastalar verilen antikor sayesinde bir daha bu hastalığa yakalanmaz. Yukarıda böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Olmaz. Buradan çıkarılamaz. Ulaşılamaz. İyileşmiş bireylerin kanında antikor içeren plazmanın elde edilmesi bir biyoteknoloji çalışmasıdır. Bu doğru çocuklar. Bu biyoteknoloji çalışmasıdır. Buna ulaşılabilir C şıkkı. D'ye bakalım arkadaşlar. Kan plazmalarının karıştırılması virüsün farklı bölgelerde geçirmiş olabileceği modifikasyona karşı önlem oluşturabilir. Modifikasyon değil arkadaşlar. Mutasyon olacak. Bu da buna da ulaşılmaz. O halde cevabımız C şıkkına ulaşılabilir. Diğer sorumuz arkadaşlar DNA'nın replikasyonu yani kendini eşlemesiyle ilgili bir soru. Buna göre verilen DNA eşlenmesiyle ilgili A çıkarım, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Şematize edilmiş. Arkadaşlar birinci zincir, ikinci zincir yavaş yavaş ayrılıyor. Stoplazmadan nükleotitler geliyor arkadaşlar. Yeni bağlar oluşuyor. Ve yavaş yavaş bir ve ikinci DNA'mız birbirinin aynı iki DNA'mız oluşuyor. O halde bakalım şıklarımıza. Eşlenme başlamadan önce DNA'nın iki zinciri tamamen açılır diyor. Bakın hayır yavaş yavaş açılır. A şıkkını eliyoruz. DNA kalıp olarak görev yaptıktan ve eşlendikten sonra tekrar eski halini alır diyor. Arkadaşlar eski halini almıyor bakın yeni iplikler oluşuyor. Olmaz. Yeni oluşan DNA'ların her bir zinciri eski ve yeni sentezlenen ipliğin bir karışımını içerir. Hayır arkadaşlar bakın tek iplik aynı bir karışım değil. Bakın kırmızı mavi karışmamış olmaz. DNA'nın iki zincirinin her biri tamamlayıcı yeni zincir sentezi için kalıp olarak görev alır. Evet yeniler tekrar kalıp olarak görev alır. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı. Bu DNA'da ayrılacak yavaş yavaş ve bu eskiler ve yeniler yeni kalıp oluşacak ve yeni stoplazmadan gelen nikleotitlerle yeni DNA oluşturacaktır. Cevabımız D şıkkı. Sekizinci soruyla devam edelim. Basit bir soru arkadaşlar katı basıncı ile ilgili buna göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Bakıyoruz arkadaşlar. Su yüzey alanına bakıyoruz bu kadar. Konduğu zaman bakın az bir basınç uygulamış. Fakat dik koyduğumuzda yüzey alanı arkadaşlar ne olmuş? Azaldığı için katı basıncımız artmış. Arkadaşlar burada sıvı basıncıyla herhangi bir alakası yok bunun. Karıştırmıyoruz. Yüzey alanıyla alakası var. Burada suyun Miktarı artmadığı için kuvvet artmıyor. Sadece yüzey alanı değişiyor. O halde temas olanı küçülen cisimlerin üzerine durdukları, zeminde uyguladıkları kası basıncı artar diyor. Bakın arttığı için zaten daha fazla etki yapmış. Birin doğru. Ağırlığı artan, ağırlığı artmamış arkadaşlar. Aynı su. Ağırlığı artmamış o halde iki kesinlikle ulaşamam. Üzerine konuldular zemin uyguladı. katı basıncı artar diyor. Ağırlığı artmamış değişmemiş o halde 2 olmaz. Sıvı yüksekliği azaldıkça kabın tabanını etki eden sıvı basıncı azalır diyor. Sıvı yüksekliğiyle alakası yok çocuklar. Sıvı basıncı değil bu katı basıncı. O halde hangisi yalnız bir olacak arkadaşlar. 9. soru yine sıvıların basıncı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Sıvıların basıncı neye bağlıydı? derinlik yani yükseklik ve yoğunluk yoğunluğa bağlıydı. Biz neye bakacağız? Derinliğe ve yoğunluğuna bakacağız. Arkadaşlar bir etkinlik var. Sıvıların basıncı nelere bağlı olduğu bir etkinlik yapmak isteyen bir öğrenci bir düzenek hazırlıyor. Etkinlikte aşağıdaki işlemleri yapıyor. Özdeş kaplardan K kabının taşma seviyesine kadar, L kabının ise yarısına kadar sıvı ile dolduruyor. Arkadaşlar bu taşma seviye, bu yarısı demek ki bunun basıncı bundan daha fazla. Her iki kabın tabanına eşit yükseklikte özdeş delikler açılıyor. Eşit yükseklikteymiş arkadaşlar. Özdeşmiş deliklerimiz. Daha sonra kapları şekildeki boş kovanın iki yanına kovaya eşit uzaklıkta arkadaşlar bu önemli. Şuradaki uzaklıklar eşitmiş. Yerleştirmiş. Fakat K ve L kaplarında deliklerden fışkıran sıvı kovaya ulaşmıyor. Tabii ki ulaşmayacak. Burada yükseklik daha fazla olduğu için burası daha fazla fışkıracak. Burası daha az olduğu için daha az fışkıracak. Yani nereye yakın koysaydı? L kabına yakın koysaydı içine akardı. Ama tam ortaya koyduğu için olmaz. Şimdi diyor ki hangisini yaparsa kapların en az birinden fışkıran sıvı kovaya dolabilir. Arkadaşlar ya bu kovayı L'ye yaklaştıracak veya ne yapacak? Bunun basıncını azaltacak veya ne yapacak arkadaşlar? Bunun basıncını arttıracak. Ya bunu azaltacak ya bunu arttıracak veya L'ye yakın koyacak. Bakalım hangi şıkta var bu. A şıkkına bakalım. K kabının yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile taşma seviyesine kadar doldurmak. Arkadaşlar yoğunluğu daha fazla olursa taşma seviyesine kadar koyarsak bu sefer de ne olacak? Daha fazla buraya doğru olacak. Olmaz. A şıkkı olmaz. L kabının yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile yarısına kadar doldur. Bu yarısına kadar dolmuş. Yoğunluğu arttırırsak, D'yi arttırırsak bu daha hızlı fışkıracak ve içine olacak. Bu olabilir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. C'ye bakalım. K kabındaki sıvının yarısını L kabına. Arkadaşlar bunun yarısını buna boşaltırsak bu sefer bu daha fazla fışkıracaktır. Yine içine akmayacaktır. Olmaz. L kabının sıvının miktarını azaltmak. Arkadaşlar bunu azaltırsak daha az olur. Yine içine akmaz. Bu da olmaz arkadaşlar. Hangisi olur? B şıkkındaki olur. Son sorumuz katı basıncı ile ilgili bir soru. Arkadaşlar bir bale öğrencisi ile ilgili tablodaki durumlardan hangisi tablodaki verilerle açıklanabilir diyor. Bir bale öğrencisi ders sırasında farklı figürler yaparken ayağında hissettiği etkinin ayaklarının duruşuna göre değiştiğini fark ediyor. Sınıfta öğrendiği basınç dersiyle ilişkilendirdiğinde aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Bakıyoruz arkadaşlar birinci durumda yüzey alanı en az çok fazla bakın basınç 4p. İkinci de arkadaşlar bakın iki katına çıkmış 2p. Üçüncü de arkadaşlar bakın basınç ayaklar artmış o halde. Basıncı da P bölü 2. Ne olacak arkadaşlar? Yüzey alanı küçülecek, basınç artacak. Hangisinde yüzey alanı küçülmüşse cevabımız o. Bakalım. Bıçağın keskin yüzeyiyle ekmeği daha kolay kesilmesi. Evet, yüzey alanı küçülmüş, basınç artmış. Cevabımız A olacak. Diğerlerini de okuyalım. Duvara çivi çakarken büyük kuvvet uygulandığında bakın kuvveti arttırdık. Kuvveti arttırdık. Hayır, burada yüzey alanını arttırmamız gerekiyor. Bu olmaz. Dalgıçların su yüzeyinden aşağıya bu sıvıların basıncı derinlikte artar. Fakat bu sıvı basıncı ile ilgili olmaz. Kum üzerinde yürüyen iki çocuktan ağırlığı fazla olan hayır ağırlığı değil yüzey alanını arttırmamız lazım. Bu da olmaz. Hangisi olur? A şıkkı olur. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinize başarılar.